Selamun aleyküm arkadaşlar, ben İbrahim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir videoyla sizlereyim. Arkadaşlar bugün farklı bir yerden açılış yaptım. Çünkü Ağrı'nın yanına geldim. Bu arada herkesin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Nice bayramlara diyorum arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Şimdi Ağrı'ya petek vereceğim. Şeker vereceğim arkadaşlar, çünkü yavrunun üstünde Ağrı yavruyu beslemesi için dağdan getirdiğini, şeker yiyecek, dağdan getirdiğiyle yavruyu besliyor arkadaşlar. Polen güzel getiriyor şu an. Onun için arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar Ağrı'ya dumanı verirken beraber hemen altına çekiliyor Ağrı. Şimdi bunun şekerini vereceğim. Arkadaşlar bunun işi tamam. Güzel yavrusu var. Şu karamık Ağrı'nın arkasındaki ağaçlar da karamık, bunları da yeni açıyor. Bunları da açtığında daha iyi olacak. Bir taş koyan arkadaşlar üstüne. Ha, öyle Ağrı bilgim var mı yok arkadaşlar, ama hiç yaramaz işte bizimki. Kendi yiyeceğimiz bal olsun yeter arkadaşlar. Şekersiz bal var diyen insanlar olabilir. Öyle söyleyin. Olabilir. Ama %5 çıkar öyle arkadaşlar. O %5 çıkar.
arkadaşlar, bu mesela geçen sene arının içindeydi. Bunda şey yok arkadaşlar, ham petek yok. Bu sadece kendi peteği. Yani dalak, taktığı dalakları iki tane birleştirmiştim ben. Onun için arkadaşlar bunun balı daha çok güzel olur. Arkadaşlar şimdi o öbür tarafta aramıza bir daha ekseveri bayram soru aynı ikinci katını atacağım. Çünkü daha şimdiki içindeki yavruyu söktü mü ister istemez içine sığmayacak arkadaşlar şeye. Hani çiteye arı sığmayacak. Bu sefer oğula gider arkadaşlar arıyı sıkıştırırsak şu an. Onun için çünkü daha önce bir arkadaş var, geçen sene bir arkadaş var öyle söylemişti. Baktık oğula gidiyor. Arıyı bölmüştük, bir aradan iki arı yapmıştık. Yani hazır bek almıştık, kral çalmıştık. Onun için arkadaşlar yiyeceğimiz bal olsun yeter arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz bir annenin yavruları büyütmek için verdiği mücadeleyi, hiçbirini ayırt etmeden hepsini eşit bir şekilde beslemeye çalışıyor arkadaşlar. Bahçemizde arkadaşlar yeni sürdürdük. Buraya fasulye ekeceğiz.
arkadaşlar. Oyunlara tuz vereye gittik. Olmaz durağı söylemiştim oğlum. Bugün tuz veriyorum. Oraya tuzu bıraktım demiştim. Arı'nın olduğu yere yakında zaten bir 200 metre arası var. Ben de dağdayın tuzu koyun gelmeden iyi çıktım. Oğlum sağ olsun. Koyun aşağıda. Gelmiş tuzu almış arkadaşlar. Şimdi yere koyun tuzunu yiyecek. Ondan sonra tuzu çıkıyor arkadaşlar işte. Böyle yerdeki sabit taşları veriyoruz arkadaşlar çünkü üstüne çıkıyor, aşı yapıyorlar. Onun için oğlum da koyunları çağırıyor. Bu ikinci yiyişi arkadaşlar burada tuzu çünkü alıştığımız zaten kendi aşağıdan tuz zamanı geldiğinde yataktan bile kalkar gelir buraya. Verdin mi baba ipini? O poşetteki dursun da yedikleri yere, tamam mı? Görüyorsun arkadaşlar. Onlar tuza geliyor. Yani arkadaşlar belki hep aynı şeyi çekiyor, aynı şeyi söylüyor. Düşünen arkadaşlar olabilir. O yüzden söylemek istiyorum arkadaşlar. Bizim başka bir hani değişik bir şey yapma gibi bir şansımız yok. Çünkü o hayvan böyle ya bugün dursun yarın başka bir iş yapayım diye bir şey yok. Nasıl günlük 3 öğün sabah öğlen akşam biz yiyorsak yani misal veriyorum yani belli bir veyahut da işe belli bir iş işimize çalıştığımız işe belli bir saatte gidiyorsak bu hayvanın da arkadaşlar şu an havalar biraz serin. Gündüz saat 2'yi geçti zaten kendi kalkar yedinde. Orada söylediğini bilen yattığı yerden gündüz 2'yi geçsin 2.10 geçe var. Yavaş yavaş kalkmaya başlar arkadaşlar. O yüzden başka bir şey yapma gibi bir şansımız yok. Ha şu koyunların kırkı mı bitti mi ondan sonra o zaman biraz rahatlarız. O zaman içinden kuzu da çıkar. Koyun biraz daha azalır. Bitmesi biraz daha kolay olur. Onun için arkadaşlar o zaman farklı videolar çekebilirim. Niye? Nasıl mesela yukarıda kar kuyusu var. Kar üstünde kar yağıyor. Yani hiç erimiyor oranın karı. 50 metre falan derinliği var. Aşağı iniyorsun. Oradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Karla ilgili de 2005'te benim bir anım var. Ondan anlatırım. Orayla ilgili. Yani ne olabilir diye merak edebilirsiniz arkadaşlar ama oraya gideceğim. Oraya gittiğimde size bunu anlatacağım. İlk zaten ben başlatmıştım o karla ilgili hikayeyle ilgili işi. Bizim burada ilk ben başlatmıştım arkadaşlar. Onun için şu an işlerimiz koyunlar tabi dışarıdan gelen koyunlar benim kendi koyunum olsa bırakırsam yani açılsa ıslık çaldığımı döner yani. Niye döner diye soru sormak soran arkadaşlar olabilir. Cevabını şimdiden vereyim. Çünkü arkadaşlar benim koyunum 8 yıldır ben 8 yıl önce oldu ben koyun alalı. O zaman 35 tane koyun almıştım. Ondan çoğalttım. Şu an önce Allah'ın sonra bizim diyelim. Şey bici olsun. Oğlak kuzu olsun diyen gibi. Ha, şükürler olsun. Kendi ekmeğimizi yağımıza kavuruyoruz arkadaşlar. İşimiz var. Aşımız var diyen gibi. Allah diye ben her zaman diyorum. Allah herkese kendi işini versin. Tabiri caizse arkadaşlar şunu söyleyin. Yani beni yanlış anlamayın. Yani ben her zaman diyorum. İlin ağız kokusunu çekeceğine affedersin kendi şeyini temizleyeceksin. Yani kendi işini yapmaya çalışacaksın arkadaşlar. Al dediğim gibi an önce sebebini işleyeceksin arkadaşlar. Bak benim dediğim gibi bu sürüyü çoğaltmamda en büyük payım mesela body var. Dediğim gibi onun önünde 30-35 tane kuzusu var yani 30-35 tane yavrusunu demiştim. Çünkü 11 yıldır bende köpek. Gökteke sen de mi gider oldun artık ya? Gökteke sen de mi gidiyor?
Kanka biliyorsunuz bu köyde olmuştu. 15 gün olmadı ama gidebiliyor annesiyle beraber. Tabi gündüz gidiyor. Akşam sabahlar gitmiyor arkadaşlar çünkü sabahlar gece soğuk oluyor. Akşamları altından alıyor. Arkadaşlar, bu da benim aslanım, benim veliahtım. Ha bu işi yapmayı bir potansiyeli var mı? O potansiyel var arkadaşlar Abdullah'ta. Okuyup veteriner olmak istiyor. Keşke okusun ki veteriner olsun, ekstra bu işi yapsın. Çünkü bu iş arkadaşlar, şu ileriki zamanlar, şu 15-20 yıl sonra şu an yapan insanların birçoğu tabi yaşlanacak veyahut da yapmak istemeyecek, bırakacak bazı şartlardan dolayı. Çünkü Türkiye genelinde hayvancılık bitiyor arkadaşlar. Ben kendi bölgemizden bahsedeyim. 2010 yılında 70 bin hayvan varmış bizim ilçede. İlçenin köylerinde 42 tane köy var arkadaşlar bizim ilçenin. 70 bin küçükbaş hayvan varmış kayıtlı. Şu an 34 ve 36 bin arasında, yani 35 bin lira, 35 bin tane bu civarda. Düşünebiliyor musunuz? 10 yıl gibi bir kısa bir sürede bu yarayanmış arkadaşlar. Yani bunun en büyük sıkıntılarından biri çoban artı yem maliyetleri arkadaşlar. Yem, saman. Saman falan değil de yem. Çok yüksek arkadaşlar. Ha benim gibi yaparlarsa para kazanırlar arkadaşlar. Çünkü ben dedim ya, daha önceki videolarda söylemiştim. Ben ahıra bakmayı sevmiyorum arkadaşlar. Bana güç diyeceksiniz. Ben dağda hayatta sıkılmam yani. Mesela bir gün oyuna gitmesem, ben bir hafta oyuna gitmemişim gibi hissederim kendimi. Onun için elimden geldiği kadar, kar yağmadığı sürece ben koyun dağa salıyorum arkadaşlar. Bu kış, kışın ortasından sonra ben bir, yani bu kanalaşmayı düşündüm. YouTube kanalaşmayı düşündüm arkadaşlar. Şimdiden sonra devamlı görüşeceğiz inşallah. Yani ömrümüz olur da bir aksilik, bir şey olmazsa devamlı sizlere çekmeye çalışacağım. Göreceksiniz. Ha belki içimizde diyen o, ya sen canından bezgin misin? Veyahut da sen bu yağmurda şeyde niye gidiyorsun? Ama arkadaşlar bu koyunu gütmedin mi? Olmaz arkadaşlar. Sen ne kadar evde verirsen ver, olmaz. Onun için elinizden geldiği kadar diyeceksiniz. Bir de şunu söyleyin arkadaşlar. Çobana sen parasını verirsin. Adam hastasına bakmaz. Doğru dürüst sağına bakmaz. Kalana bakmaz. Gidene bakmaz diyen gibi. Ama hangi koyunun kuzusu, hangisi yok onu bilmez. Mesela benim mesela değil yani. Gerçeği bu. Abdullah mesela. Abdullah hangi koyunun kuzusu hasta? Baba şu koyunun kuzusu hasta. Hangi kuzu? Şu şekilde kuzu hasta baba diyor. Ben Abdullah'ın anlatmasından hangi kuzunun olduğunu bilebiliyorum. Ama bir çoban kuzunun biri hasta dediğinde veyahut da yok dediğinde hangi kuzu diye arıyorsun koyunun içinde. Onun için arkadaşlar, oğlum sen ne söylemek istersin baba? Bu işle ilgili yapmak isteyen arkadaşlara, ha, çocuktan al haberi diye bir söz var da, şöyle diyeyim, bildiklerini söylemek ister misin? Şöyle diyeyim, bu malı yapıyorsanız arkadaşlar güleceksiniz. Ahırda kapalı olmaz bu. Yani ne diyeyim, benim bildiğim bu kadar. Samanın yeminini kısmayacaksınız, vereceksiniz. Eşit bir düzenli şekilde vereceksiniz. Bu mala bakarsanız bu mal da size bakar. Yani böyle geçinir gidersiniz. Bu kadar. Sağ olasın oğlum. İzleyicilerimizi bilgilerini aktardığın için. Görüyorsun arkadaşlar, bunun yani şöyle söyleyin, suyunu, samanını, yemini, tuzunu aksatmayacaksın arkadaşlar. Ya bugün olmaz yarın vereyim. Yani tuz değil ya, bugün ise de olur, olmasa da olur değil arkadaşlar. Nasıl bir insanın öğün saati geldiğinde çalışıyorsun mesela bir firmada veyahut da şirkette, öğle saat 1 oldu mu veyahut da 12 oldu mu, ne yapıyor senin vücut otomatikman? O yemek saatine kendine ayarlar. O saat geldiğinde acılıyor. Bu için arkadaşlar
özellikle diyorum bu iş yapmadıysan arkadaşlar, bu işi seveceksiniz. Sevmediğiniz arkadaşlar bu iş olmaz. Severek yapacaksınız. Yani acızlanmayacaksınız ha. Biz acızlanmıyoruz. Bazen öyle bir zor duruma geliyoruz. Hani en büyük sıkıntısı bunda koyun kuzuyu almadığı zaman, o zaman acızlanıyoruz. Ya bu işi çok yapanın, işte bu işi yapmayacağını da bilmeyen dedi ama yani bunun içinde, yani bu sonuçta hayvan ama şunu söyleyin arkadaşlar. İnsan bile mantıklı düşünebilen tek canlı insan. Bırak baba Yasin, bırak. Mantıklı düşünebilen insan bile çocuğunu doğurup da sokağa bırakabiliyor. İşte o yüzden bazen sinirleniyoruz. Bazen kızıyoruz ama yani zaten hayatta zaten her şey istediğin gibi olsa arkadaşlar hiçbir hayatın bir anlamı olmaz yani. Baba şu kuzuda da keyifsizlik var ama. Lütfen yavaş abi. Ateşim var yoksa kulağını bırakan alalım. Arkadaşlar ineklerimiz geldi. Arkadaşlar bir tanesi makineli sağlık. İneklerin rüzgardan artık sineklerde mi? Bir tanesi memesi yaralanmış. Kremini sürüyoruz ama makine ne bileyim çok mu sıkıyor? Makineyi taktırmıyor. Eşim eliyle sağıyor. Şimdi maşallah makineden kalmıyor. Arkadaşlar ineklere hiçbir şey vermiyoruz. Yemi versek bile yemiyorlar şu an. Çünkü daha ortalık yeşil, taze ot olduğu için. Bütün odasını zaten ondan alabilirler arkadaşlar. Onun için dağdan ne yerse hepsi doğal yani. Öyle yemdir, samandır, herhangi bir şey vermedi arkadaşlar. Özellikle ineklere Eylül'ün 15'ine kadar saman gibi şey vermeyiz. Ha, yemi veriyor şurada biraz sonra. Otlar boza dönmeye başladığında yemi veriyiz ama o da dağda kalmasın diye arkadaşlar buzdolabını ayırdığımızda dağda yatırlar ama o da küçük birazcık verdiğimiz yemi aldanıp geliyorlar arkadaşlar. Onun için kızım sen de sakacak mı ineği? Benim kızım da sakacak arkadaşlar ineği. Tamam, dur onu çekelim. Kızım bu düdük de anneyim mi? Hı? Bu düdük de anneyim mi? Arkadaşlar burayı bahçemizi sürdürdük. Pat pata. Sağ olsun Ahmet dayı bir abi vardı o. Dayı vardı o. Burayı bahçe sürmemiş birini. Dedim dayı burayı da sürüver. Evin arkasında bir yer var arkadaşlar. Orayı da sürdürdük. Burası da işte bizim arkadaşlar bu evde şeyin yani daha doğrusu aynı bakkalın sahibinin Dağçı Mehmet aynı rahmetlinin Çavuş abil var. Mehmet'il var, Gülay ablay var, Esir abla var. Bir tane abla daha var da bunun ismini ak. Pek aklıma gelmiyor. Ha, Esir abla var. Bu evde onlar arkadaşlar. Bunlar. Akşam üstü olmaz arkadaşlar bir soğuk çöküyor havaya ya. Gece kırağa düşüyor. Buraya fasulye ekeceğiz arkadaşlar. Yani bizim dilimize bakla ekeceğiz buraya. Bizim burada fasulyeye bakla derler arkadaşlar. O yüzden
tane ağaç dikmiştim arkadaşlar. Bırak güzün Kasım ayı mıydı? O zaman işte iki tane kiraz, bir tane armut tutmuş ağaçlar. Zaten diktiğimde çuvalla böyle iple sarmıştım. Soğuktan üşümesin diye. Hatta bunu rüzgar yağmurtmuş, buna bir tane destek diktim yanına. Ama gerçekten Ahmet dayı da güzel sürmüş tarlayı. Sürdü yani tarlayı, bahçeyi. Arka tarafta da var arkadaşlar küçük bir yer. Oraya da domates, biber dikeceğiz. Arkadaşlar işte burasına da domates, biber, patlıcan, salatalık, yazlık sebzeler dikeceğiz buraya. Birazına soğan ekeceğiz. Çoğunlukla yeşil soğan yeriz arkadaşlar öyle. Kışlık yiyeceğimiz soğanı, patatesi başkasından alıyoruz arkadaşlar. Çünkü biz hayvancılıkla uğraştığımız için ekiptik ve bir şansımız yok. O yüzden toprak kupkuru kalmış arkadaşlar. Hava bir yağmıyor işte. Bir yağsa çok güzel oluyor ama yağmıyor. Arkadaşlar makinenin tapasını dört başlıklı. Bir tanesini tapadık, kayıyoruz. Üçünü sağıyoruz. Bir tanesini buzdolabı kalıyor. Zaten şu 15-20 gün daha emer. Sarı şey. Çiğdem yani bunun ismi. 15-20 gün sonra bu 3 hale doldurdu mu artık anadan sütten keseceğiz. Bunun daha hemen hemen 40 günü var arkadaşlar. Bu ondan hemen hemen 40 gün küçük mü bilmiyorum. O kadar yok da. İşte bu da bir ay emer, ondan sonra bunu da ayırırız anadan. Ondan sonra bu davrulara tabi yem veririz arkadaşlar çünkü iyi. Arkadaşlar koyunun ağılını oraya geldik. Kızım da geldi değil mi kızım? Bak kızım bir. Bak babacığım bir. Bay bay yap bir. Kızım da geldi. Köpekle alıveriyor şimdi. Arkadaşlar bu arada köpekleri niye salmıyorum diye merak ediyorsanız, bizim çobanın köpeği de çiftleşme dönemindeymiş. O yüzden çünkü enikler çok boğuşur o zaman. Birbirlerine zarar verirler. Onun için arkadaşlar böyle şey yapmazsak, bağlamazsak, şey yapmazsak birbirine kinleştiğinde bir arada geçinemeyiz. Daha doğrusu köpekle geçinemeyiz arkadaşlar. Onun için köpekleri bu çiftleşme süreci geçince kadar ben bağlıyorum. O arkadaş bağlarken bu süreç geçtiğinde zaten yarın ileriki zamanlarda şu Haziran 20'sinden sonra yaprak vermeye başladı. Erdiğinde meşe yaprağı, yaprak gidirmeye gidiyoruz. Beraber o bir taraftan gidiyor, ben bir taraftan gidiyorum arkadaş. Çünkü bir arada geçinmezler o zaman, köpekler çok boğuşur. Yani çoban arkadaşla, aynı meslektaşımla yani muhabbet edeyim, yani muhabbet edelim diye bir pozisyonumuz olmaz. Onun için arkadaşlar elimizden geldiği kadar köpekleri boğuşturmamaya çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi birini bir tutarlarsa öldürüle benim 2 yıl mı oldu, 3 yıl mı oldu aynı arkadaşın köpeğini buraya gelmiş, benim köpek body çiftleşme dönemindeki bağlamıştım buraya. Buraya gelmiş. Güde güle Efe vardı benim ölen. İkisi bir tutmuşlar, çok boğmuş ama ben görmedim. Çünkü o arkadaş da biliyor benim görmediğimi. Ben evim oraya gittiğimde, bakkala oraya gittiğimde aynı şekilde boğmuşlar. Evinin yanına varmış, böyle böyle dedi arkadaş diye, köpek öyle dedi. Çok boğmuşlar. Vallahi benim haberim yok abi. Biliyor musun senin buraya geçtiğin, benim köpek buradaydı falan dediğinde, köpeği işte dediğim gibi ya görsem zaten boğdurmam arkadaşlar, çünkü boğuş tutmam yani. Şöyle diyeyim, benim köpeğim o arkadaşa faydası olur, onun köpeğinin benim bana faydası olur. Çünkü bir arada
Köpek gözünden tantara etmenin bir anlamı yok. Zaten kavga dövüş köpek, kedi köpek gözünden çıkar. Bir yerinde tavuk olsun, kedi olsun, köpek olsun. Çağır kızım abine. Ağlama ağlama tamam. Ağlama ağlama. O seni seviyor babacığım. Bak abin geliyor bak. Oy. Çağır kızım abine bir. Abi. Çağır babacığım abine bir. Abi. Hani kızım abin nerede? Ne? Kalk kalk kalk. Ağlama kalk. Kalk babacığım ağlama kalk. Bak. Gel gitme gel. Gel abin geliyor gel. Gel babacığım gel gitme. Çağır abine bir. Gel abi de. Çağır kızım, küçük köpeğe çağır. Aa. Mehmet de. Mehmet. Aman ya. O ne kızı? Garip garip. Garip ki. Garip. Bak şöyle yap kızım bak. Oğlum. Seni seviyor kızım. Sana sarılacak. Değil mi kızım? Arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.